Dünyayı çevreleyen ve koruyan bir atmosfer var. Peki Güneş sistemini çevreleyen Oort bulutundan haberiniz var mı acaba? ...1977 yılında NASA bir uzay aracını keşfe gönderdi. Güneş sisteminin dışına kadar çıkacaktı. Oort bulutuna ise sadece 300 yıl kaldı ulaşmasına. Günde 150 milyon kilometre ilerleyerek üstelik. Ya iyi anladık da ya bu bulut ne peki? Bizim bildiğimiz yağmur bulutu gibi bir şey mi? Yapılan gözlemlerde kuyruklu yıldızları bünyesinde barındırıyor. Fakat Oort bulutuna dair henüz kendisine ait bir görüntüye ise rastlayamadık. Acaba sadece kuyruklu yıldızların bir araya getirdiği bir şey mi? Güneş sistemini böyle tamamen çevreleyen buzlu nesneler bulunduran aslında bir katman. Buzlu nesneler kuyruklu yıldızın ta kendisi. Güneşten yaklaşık 2000 ile 100 bin uzay birimi mesafe uzaklıkta. Bir uzay birimi ise 150 milyon kilometre. Yani Dünya'nın Güneş'le arasındaki mesafe kadar. Bütün kuyruklu yıldızlar Oort bulutunun içerisindeyse ve bu bulut Güneş sistemini kaplıyorsa, o zaman bu kuyruklu yıldızlar Güneş sisteminin içerisine nasıl geliyor? İşte burada şu açıklamayı yapalım. Oort bulutunun içerisinde kuyruklu yıldızlar hareketli halde geziyor ve çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Güneş'in etrafında dönüşü 30 milyon yılı bulan kuyruklu yıldızlar bile var. O kadar yavaş yani. Bilim insanları ise bunları uzun süreçli kuyruklu yıldızlar olarak adlandırıyor. Bunlardan birkaç tanesini biz görebildik bile. Şanslıyız. Bizim dünyadan gördüğümüz gibi de değiller üstelik. Biz burada çok sempatik, tatlı, parlak görüyoruz. Üstelik bir kömür kadar kara aslında. Bu Oort bulutunun dışından geçen bir tane yıldız, kuyruklu yıldızları Güneş sistemin iç kısmına doğru itebiliyor. Daha sonrasında ise rastgele hareketler ederek Güneş sisteminin içerisinde ilerliyor. Güneş'e yaklaştıkça dış yüzeyindeki buzul erimeye başlıyor. Bu eriyen buzul kısım ise buharlaşıyor. Arkasında ise iz kalıyor. Bu iz milyonlarca kilometre uzunluğa bile ulaşabiliyor. Bu arkasındaki bıraktığı ize ise koma diyoruz. Yani kuyruk. Genellikle arkasında bıraktığı koma bir toz, bir gaz olarak görülüyor. Daha sonrasında ise içerisinde bulunduğu gezegenlerin çekim kuvvetinden kaynaklı kendine bir yörünge belirliyor. Yörünge ise kuyruklu yıldızı Güneş'ten uzaklaştırıyor. Güneş'ten uzaklaştıkça ise koma çöküyor. Yani kayboluyor. Oort bulutunu keşfetmek için henüz bir görevlendirme yok şu an. Fakat daha önceki görevlendirmeler o tarafa doğru yönlendirildi. 5 adet keşif aracımız var. Voyager 1 ve 2 adlı keşif araçları şu an ilerliyor. Aynı zamanda Pioneer 10 ve Pioneer 11 de yolda. Fakat ulaşamayacaklar. Çünkü keşif aracındaki enerji kaynakları Oort bulutun iç kısımlarına bile ulaşamadan yüzyıllar önce enerjisi tükenecek. Peki bu kadar kuyruklu yıldızın Oort bulutunda ne işi var? Neden hepsi oraya kümelendi? Bu sorunun cevabı ise milyonlarca yıl öncesinde saklı. Güneş sistemi oluşurken çok fazla gezegen vardı. Bütün gezegenler kendine bir yörünge bulmaya çalışıyordu. Ve bir süre sonra ise çarpışmaya başladılar. Çünkü bir sürü göktaşı da vardı. Şu an çarpışmalardan geriye kalan 8 tane gezegenimiz var. Diğerleri ise yok oldular. Her gezegenin kendine ait bir çekim kuvveti olduğu için uzay boşluğundaki geri kalan parçalar ise itildi. Güneş sisteminin dışarısına doğru. İşte bu cisimler orada Oort bulutunu oluşturdu. Yani Oort bulutu Güneş sistemini koruyan bir yapı değil. Bir nevi aslında bizim Güneş sistemimizin çöplüğü olarak adlandırabiliriz. Her geçen gün uzayla ilgili yeni bir şeyler keşfediyoruz. Umarım bunu da tam manasıyla keşfedebiliriz. Eğer bu tarz videoları görmek istiyorsanız lütfen abone olarak bize destek olmayı unutmayın.